TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün'ün. Defne'yi kurtarmışsın. Ya bak, bu kız benim kafamı acayip karıştırıyor. Zengin bir adamın lüks yatında parti esnasında kaybolan bir kadın. 3 başrol oyuncusuyla dizinin çekildiği Yeryüzü Cenneti Selimiye'de çok özel. Ama hepinize yaramış, şahane gözüküyorsunuz. Gerçekten. Yaramaz mı zaten yani? Bakar mısınız? Sat komandosu Ali Caner Cindor'un. Bir oyuncu olarak bu deneyim tabii bize, hepimize iyi geldi. Melek yüzü dolandırıcı Defne Damla Sönmez'in. Defne de annesiyle birlikte hapishanede büyümüş, çok fazla aile görmemiş. Ve kötü adam Ozan, Serkan Altınorağan, Maviye Sürgün heyecanı. Seni aslında hep iyi rollerde görürüz ama bu sefer galiba bu sefer, evet, kötü bir adam değil mi? Bu sefer bayağı kötü bir adam oynuyorum. Fragmanda herkesi içine alan boğulma sahnesinde neler yaşandı? Nasıl oldu onun çekimleri? Bu gece denizin ortasında otun içinde bir kadın baygın yatıyordu. Oraya nasıl geldiğini hatırlamıyor. Sen kimsin ya? Beni içeride ilk görünce annem sandım. Ya annem öldü baba, farkında mısın sen bunun ya? Bir süredir Show TV ekranlarında tanıtımlarını izlediğiniz Maviye Sürgün, yarın akşam Show TV'de ilk bölümüyle ekrana geliyor. Sana borçluyum hayatım. Başkası olsa yapmazdı. Defne, kimsin sen ya? Kaderime bak ya. Yani annem öldü ve biz bu adamla kaldık. Ablamın senesi de olmadı. Eve kapandı, o kızla çocuklarından bile utanmıyor. Eşini yeni kaybetmiş, duygusal boşlukları olan bir adamsın. Defne'ye gözün gibi bak. Ömür Sabuncuoğlu bu hafta bir Yeryüzü Cenneti'nden sesleniyor bizlere. Maviye Sürgün için Marmaris Selimiye'deyiz. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu sabah sizlere Marmaris Selimiye'den merhaba diyorum. Konuklarım Maviye Sürgün dizimizin başrol oyuncuları sevgili Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altınorak. Konuklarımız dizinin 3 başrol oyuncusu Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altınorak. Günaydınlar. Öncelikle harika bir Marmaris Selimiye manzarasında. Günaydın. 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 Nasılsınız? İyiyiz, çok iyiyiz. Harika. Bir ilk yaşanacak televizyon dünyasında. Maviye Sürgün tüm bölümleri çekildikten sonra yayına girecek ilk televizyon dizisi olma özelliğini taşıyor. Hayırlı uğurlu olsun Maviye Sürgün Show TV ekranlarında. Nasıl gidiyor çekimler? Çekimler uzun zamandır gidiyor. Gidiyor. Biz evet son bölümü çekiyoruz. Son bölüme kadar geldik. Aslında oyuncu olarak bizim de ilk kez yaşadığımız bir durum. Paket çekiyoruz. Şimdi 26 bölüm, 25 bölüm pardon. Geldik sonuna. Biz 7 aydır buradayız. Buradasınız, açıkçası. Evet. Yani Selimiye'li olduk. Muhteşem bir yerde Marmaris Selimiye'deyiz. Aylardır burada çekiliyor Maviye Sürgün. Ve bu muhteşem doğa onlara çok iyi gelmiş. Ama hepinize yaramış, şahane gözüküyorsunuz. Gerçekten. Yaramaz mı zaten yani? Bakar mısınız? Siz nasılsınız? Size nasıl geldi burası? Bize de yani çok kısa bir yarım gün oldu ama yarım gündür harika gözüküyor ya. Gayet iyi hissediyoruz. Gelelim diziye. Maviye Sürgün'ün hikayesini kahramanlarından dinliyoruz. Peki biraz konusundan bahsedelim mi Maviye Sürgün'ü? Kim anlatmak ister? Tabii. Aslında böyle biz buraya 3 kişi oturduk ama nefis bir oyuncu kadrosuyla beraber çalışıyoruz. Ekibimiz gerçekten her biri harika oyuncularla dolu. Ama tabii 3 ana karakterin yetişmesiyle başlayan tatlı dolandırıcı bir kızımız var. Defne. Serkan Altınorak tam diziden bahsederken çekimde bize güzelliğiyle eşlik eden, aynı zamanda dizinin oyuncularından biri olan Badem ayaklanıyor. Önemli bir şey çalmasıyla başlayan. O da koruyucumuz bizim her daim. Badem, evet. Badem. Bu arada birçok sahnede var. Var. Öyle mi? Buranın köpeği. Afişimizde var. Harika. O zaman bir oyuncumuz daha dahil evet. O zaman Fırat'cığım. Serkan Altınorak kariyerinde ilk kez kötü adam oynuyor. Seni aslında hep iyi rollerde görürüz ama bu sefer galiba bu sefer, evet, kötü bir adam değil mi? Bu sefer bayağı kötü bir adam oynuyorum. Çok kötü bir adam oynuyorum. Çok kötü. Damla Sönmez, Maviye Sürgün'ün Defne'si.
kilit bir rol oynuyor dizi için. Peki Damla Defne nasıl bir karakter? Defne de annesiyle birlikte hapishanede büyümüş. Çok fazla aile görmemiş. Ve işte daha sonra orada işte gardiyanlık yapan eski bir polis memurunun himayesinde Kıbrıs'ta bir işe başlamış. O memurun oğluyla abla kardeş gibi olmuş ve onunla işte önce ufak ufak başlayıp sonra biraz daha böyle çapını büyüttükleri dolandırıcılıklar yapan bir kız. Defne Boğaz. Parça parça her şey. Defne'yi kurtarmışsın. O da büyük bir avın peşine düşüp bir teknede bir operasyon düzenlemek üzere Selimiye'ye geliyor. Ve işte fırtınada kalıp tesadüf eseri Ali ile karşılaşıyorlar. Ve Defne'nin operasyonu yapmak istediği kişi aslında Ozan'ın da Ali ile daha geçmişten daha karanlık bir bağı olduğunu öğreniyoruz. Böyle bir tesadüfle başlayan ama bütün karakterlerin bir şekilde birbirine bağlandığı, Selimiye'nin Caner'in hep söylediği gibi oyunculardan bir tanesi olduğu. Damla Sönmez, Maviye Sörgün'ün hikayesi için bakın neler söylüyor. Çekmesi, okuması her hafta çok keyifli. Umarım seyircinin de izlerken bizim keyif aldığımız kadar keyif alacağı bir iş. Ekranların başarılı jönlerinden Caner Cin Doruk, Maviye Sürgün'de SAT komandosu Ali rolünde. Ve Ali. Evet, bir SAT komandosu oynuyorum. Tabii askerlikten uzaklaştırılmış. Biz bunu hikayede neden uzaklaştırılmış olduğunu ilerleyen bölümlerde anlıyoruz. Karısını kaybetmiş bir adam. Tabii askerden uzaklaştırılınca da hayatın içinde yaşamayı aslında bilmediğini görüyoruz. Yani o kadar sivil hayatta beceremiyor ki oranın yaşantısına ayak uyduramıyor ki babalığına kadar yansıyor bu durum. Ali ve Ozan'ın hayatının ortak paydası Defne. Kadın çıkıyor denizden. Böyle masalsı bir tarafı da var aslında. İlk okuduğumda da öyle hissetmiştim. Sonra onların arasında başlayan işte Ozan'ın dahil olmasıyla böyle bir çatışmaya, kimin kime güveneceğinin belli olmadığı bir çatışmaya sürükleniyor. Caner Cin Doruk, Maviye Sürgün'ün farkını şu sözlerle özetliyor. Klişelere çok basmadan, böyle tatlı, naif bir hikaye anlatıyoruz. Yani evet, Selimiye buranın bir başrolü oldu. Çok güzel resmi var buranın. Hikayemizle çok örtüştü. Dizinin gizli başrolü Selimiye'den bahsedelim. Üçü de aşık olmuş buraya. Tatile geliyor muydunuz daha önce Selimiye'ye? Ben geliyordum. Ben geçen sene bir kere tekneyle geldim ve bu biraz koyun açığında demirlemiştik. O gece teknede buranın kışı ne kadar güzel oluyordur, ne kadar güzel oluyordur deyip durdum. Sonra bu iş geldi. Serkan, senin içinden ne geçmişti? Ben burada ne kötü oynarım, ne kötü oynarım diye düşünüyordum. Hiç öyle şeyler düşünmüyordum ama ben 10 yıldır falan tekne tatili yapıyoruz burada, hep her sene geliyorum ve yani buranın o sakinliği, burası bir de şeyi biliyorum hep, antik Yunan zamanında buralar rehabilitasyon olarak kullanılırmış ya da o eski çağlardan beri. Gerçekten o ruhu, o şeyi hissedebiliyorsunuz. Burada tabii o kadar vakit geçirince daha da anlıyorsunuz. 7 ay boyunca Selimiye'de çalışıp İstanbul'un kaosuna dönmek de zor olmuştur. Gittiğimde anlıyorum yani İstanbul'un o koşturmacası bastı beni yani. Bir de Taksim'in göbeğine inmiştim ilk gittiğimde. Hemen buraya geri gelmek istedim yani. O derece alışmışız. Hepsinin hayalinde bir gün Ege'ye yerleşmek var. Hani vardır ya bir Ege kasabasına yerleşme hayali, hiç kurmuş muydunuz? Benim var, planlarım da var. Yapıyorum da yavaş yavaş. Evet. Ben o yüzden mesela çok çok güzel. Hani iki tane dükkan olsun, kimse olmasın. Ya benim hep vardı fakat ben şeye cesaret edemiyordum. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bir de öyle bir test edecek zamanım da olmuyordu. Testi çünkü biz hep oldu, değil mi? Hep o dönemde hep çalışıyor oluyoruz. Yazın bir iki ayı bize kalıyor. Serkan Altınorak, Maviye Sürgün çekimleri boyunca bir Ege kasabasında yaşamayı deneyimlemiş. Böyle bir yerde tek başına kalınca becerebildiğimi gördüm. Yapabiliyorum, hiç sıkılmadım. Kendimden de sıkılmadım. Bir kere zaman inanılmaz. Mesela bizim set saatimiz 8.30, alınışını 8.28 diyorlar. Hani, kapıdan sete giriyoruz. Benim ana mekanım yat.
evimin hemen yanına bağlanıyor. Ben evden çıkıyorum ve direkt yata giriyorum falan. Hani böyle çok konforlu çalıştık. Ama bu tabii şeyi de beraberine getiriyor. Zamanın ne kadar İstanbul'da hor kullandığımızı ve ne kadar boşa vakit harcadığımızı, işte trafikte en az 2-3 saatiniz trafikte geçiyor. Onun stresi, onun şeyi, gerginliği. Öyle sete giriyorsunuz. Bütün gün çalışıyorsunuz, o yorgunlukla eve dönüyorsunuz. Onların tabii hiçbiri burada yoktu. İşimiz bitiyor. İstiyorsan 10 dakika sonra yatağındasın ve böyle mis gibi bir havada falan. Yani çok güzel vakit geçirdik ve ben yapabileceğimi düşündüm. Yani burada kendimi test ettim ve sonuçta dedim ki ben bunu yapabilirim. Özel bir renk mavi, derin anlamlar taşıyor. Ömür Sabuncuoğlu böyle giriyor söze. Peki mavinin anlamı hani dürüstlük ve gerçeklik. Aynı zamanda hani hem bedene hem ruha çok iyi gidiyor. İfadedir aynı zamanda. Aynı zamanda. Bir de demiş spordur mavi lacivert. Tam diyecektim ki sizler için anlamı ne? Cevap ve Caner yine şaşırdı. Mavi seviyoruz. Evet. Evet. Ya en sevdiğim renk benim. Gerçekten mi? Ha. Hiç yansıtmıyorsun. Bu da karakterim bu arada, üstümdekiler. Setten geldim çünkü. Sizler için anlamı ne? Mavi benim için nedense bilmem, sorduğun için hep düşündüğüm bir şeydir. Benim için böyle daha sonsuzluğu ifade eden bir şeydir. Rahatlamayı ifade eden bir şeydir. Herhalde suyla alakası olduğu için, yani gökyüzüyle de çok bağdaştırmıyorum mesela. Mavi dendiği zaman aklıma hep benim deniz ve ya da su gelir. Dizinin tanıtımlarındaki boğulma sahnesi izleyiciyi çok etkilemişti. Peki mesela bir boğulma sahnesi, tekrar sete dönmek istiyorum. Nasıl oldu onun çekimleri? Dün gece denizin ortasında otun içinde bir kadın baygın yatıyordu. Oraya nasıl geldiğini hatırlamıyorum. Selimiye'nin tek fırtınasız gecesiydi galiba. Fırtınayı da kendi imkanlarımızla yaptık. Çok iyi görünüyor görüntüler ama. Keyifliydi, eğlenceliydi. Ben mesleğin şeyini çok seviyorum. Yeni şeyler denetiyor olması, yeni şeyler öğretiyor olmasını. Zor bir sahne olmuş haliyle. Zira dizinin kaderini çizen sahne bu. Zordu ama. Zordu. O iki gün zor sahnemiz. Onu da söylemek lazım. Tabii ki iki ekip birden o gün çalıştık ve zor sahnelerdi. Bir de ilk geldiğimiz zamanlardı. Evet, çok başlarıydı. Hava da çok serindi. İki gece sabahladık. Ama bu harika doğanın da hakkını vermiş üç oyuncu çekimler boyunca. Neler yaptınız mesela soğuk günlerde ya da? Ateş başlarımız var. Gece burada mutlaka yakılan bir ateşimiz var. Setten geldiğinizde burada ateş yanıyor olur. Birileri oturuyor olur. Böyle hep dışarıdaydık. Evet. O soğuklarda bile. Yani çünkü burada burası yazlık bir yer olduğu için evler ve mekanlar da ona göre hep dizayn edilmiş. Dolayısıyla ısıtma yok mesela, klima ile ısınıyorsunuz. Hep dışarıdaydık. Kat kat giyiniyoruz. Hatta ilk geldiğimizde şeyi hatırlıyorum. Ya böyle sürekli belim ağrıyor. Çözemiyorum, benim belim biliyorsun spor yapan bir tipim. Hani böyle belim hiç ağrımaz. Allah'ım niye ağrı? Meğerse şeydenmiş. Burada hep ateş başında oturuyoruz. Sırtımız hep soğukta dışarıda. Önden sıcağı yiyoruz. Sırtımız tutuluyormuş. Ocak, Şubat'ta boş günlerde denize de girildi. Girildi. Onlar da yaşandı. Ben yılbaşında buradaydım. Girildi. Evet, herkes gitti. Burada ilk Serkan Kaçar diye iddiaya girmişler. Ama en çok ben kaldım. Yerleşecek. Oyun haricinde hiç İstanbul'a gitmedim. Ve oyun oynayıp hemen geri döndüm. Ve hakikaten arkadaşlarım geldi falan. 1 Ocak'ta denize girdik. 1 Ocak'ta denize girilir de şimdi girilmez mi? Ben şu an sudan çekimden geliyorum. Dalış çekimlerim var. Sudan çekimden. Balina oynuyor arkadaşlar. Flipper. Dram yüklü bir dizi Mavi'ye Sürgün. Ama başarılı oyuncular bu sahneleri çekerken bile eğlenecek fırsat yaratmışlar kendilerine. Çok gülmekten çekemediğiniz sahneler oldu mu? Olmaz mı? Hangileri? Biraz konuşalım onları. Bir araya geldiğimizde tehlikeli olabiliyoruz kalabalık sahnelerde. Ya bence yanda kaldım genelde o sahnelerde. Her bölüm mutlaka bir böyle bir şey oluyor bölümde. Bir herkesin bir araya geldiği böyle bir yemekti, bir şeydi, bir organizasyon falan. Tabii orası biraz zor geçebiliyor. Damla Sönmez'e setin neşe kaynağı kim diye soruyoruz. En çok güldüren kim seni? Bülent. Bülent Şakrak. En son ne yaptı ya da en çok ne yaparak güldüydü? İlk günden beri diyebiliriz yani. en çok Caner vakit geçiriyor, o anlatsın. Hiç susmuyor, öyle. Madem öyle, Bülent Şakrak'ı davet edelim mi sohbete? Biz balık istemiyoruz. Mavi olan Sevda, kurabiye canavarıyla başladı. Karbonhidrat. Evet.
Ekibin neşesi geldi. Yok evet. Ya estağfurullah. En çok kime gülüyorsunuz dediler biz de. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini maviye sürgün setine yansıtan Bülent Şakrak röportaja da renk katıyor. Bülent Şakrak en çok kime geliyor? Gelsem yanımıza. Hepsine çok gülüyorum. Gerçekten. Serkan çok çirkinliği. Yani dış güzelliği içini yansıtmıyor, onu söyleyeyim. Onun şakalarıyla kimse baş edemez. Ben de deniyorum yani, yanında olmaya çalışıyorum. Biraz önce Hakan abiye yaptıklarını anlattım ama. Yakınlarını çekelim. Bununla zaten beraber büyüdüğümüz için onunla ilgili başka bir durum var. Çok çok tatlı bir kız. Küçük ama etkili. Küçük ama etkili. Caner'le ekili olduk ona. Şimdi ona yapabileceğiniz bir şey yok. O zaten sarışın mavi gözlü 1.90. Tabii. Bu Stockholm iş için renk değiştirdi. Öyle bir oyuncu. 6 ay çalıştım. Herkese çok gülüyorum. Bütün ekibe çok gülüyorum. Burası şahane bir yer. Bülent Şakrak en çok da Serkan Altınorağ'ın kaslarına takmış kafayı. Kırmadınız, teşekkür ederim. Geldim böldüm, özür diliyorum. Doğru, biz Selimiye'de çünkü hep böyle geziyoruz. Sürekli gladyatör gibi geziyor. Olimpiyatlara da hazırlandığı için aynı zamanda. Onun evinin önü spor salonu. Anlattın mı bunları? Hayır, anlattım. Ben de anlatmıyorum o zaman. Yarın akşam izleyiciyle buluşacak Maviye Sürgün'le ilgili Show TV izleyicilerine neler söylemek ister 3 oyuncu? Bizim içimize çok sindi. Tertemiz bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bence hani televizyona da bir soluk getirecek bir yeni bir format olabileceğini düşünüyorum. Hayatım boyunca daha geçeceğim pek çok şeyde çok hatırlayacağım, çok anacağım bir sene oldu kişisel olarak da. Umarım Maviye Sürgün'ü izlerken de çok keyifle seyrederler ve işte onlar da oradaki hikayemizde insanlarda öyle bir etki bırakır diye ümit ediyorum. Benim için de hikaye her ne kadar İstanbul'da yazılmış, çizilmiş, orada başlamış olsa da buraya gelince Selimiye'nin çok kendine has karakteri var. Coğrafi olarak böyle çok enteresan bir yer. Hikaye de ona dönüştü, biz de zaman zaman ona dönüştük. Sohbette finali bizlere de yaz tatilini özeten bronzluklarına değinerek yapıyor Ömür Sabuncuoğlu. Bu arada hepiniz çok güzel tadında bir bronzluk olmuş, onu da söylemeden geçmeyeyim, çok yakışmış. Ben sapsarıydım buraya gelmeden önce. Danimarkalıydın zaten. Stockholm. Stockholm, pardon, karıştırıyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.